Merhaba değerli TV8'in izleyicileri. Gelişen ekonomi, yükselen Türkiye ve bununla beraber büyüyen firmalar. Bir başarı hikayesi programımızda her hafta olduğu gibi sektörün öncü firmalarına konuk olup başarı hikayelerini dinliyoruz. Buyurun zaman kaybetmeden izlemeye başlayalım. Merhaba Bir Başarı Hikayesi izleyicileri. Bugün Yalova merkezde bulunan Gold Ambalaj'a konuk olduk. Yanımızda Gold Ambalaj'ın işletmecisi Necmi Bey var. Aslında kurucusu eşi ama şu an yanımızda Necmi Bey var. Necmi Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür ediyoruz şahsınıza bizleri davet ettiniz. Necmi Bey, tabii ki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz ama Necmi Bey kimdir? Nasıl başlamıştır bu sektöre? Bize kendinizden biraz bahseder misiniz seyircilerimize? Ben polis emeklisiyim. 27 yıl emniyet teşkilatında görev yaptım. Eşimle beraber Yalova'da olmayan bir işi işletme olarak açmaya başladık. Araştırdık. Islak mendil, stik şeker, baskılı poşet, bunun gibi lokanta, kafe, otellerin ihtiyaçlarını gidermek için Yalova'da bir hizmet vermeye karar verdik. 2015'in Mayıs ayında KOSGEB'in sunmuş olduğu kredileri kullanarak KOSGEB'in sayesinde makinalarımızı aldık, işletmeye başladık. Yalova konum bakımından İstanbul, İzmit, Bursa'ya yakın. Oradaki fabrikalardan, kağıtçılardan, tedarikçilerden faydalanarak işletmemizi açtık, bu hale getirdik. Ama Yalova'da sadece tek firma sizsiniz. Doğrudur. Islak mendil olarak ve şeker olarak tek firma biziz. Peki Necim Bey, Gold Ambalaj'da neler yapıyorsunuz? Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Bunlardan da bahsedelim mi? Yalova ili turizm açısından çevrenin hemen hemen göz bebeği diyebiliriz. Yaz ayları geldiği zaman Yalova'ya dışarıdan bir akın var. Gerek yerli turizmci gerekse yabancı turist olarak akım geliyor. Oteller, kafeler, restoranlar, bizim için hizmet verdiğimiz yerler, kuruluşlar. Bunlara Yalova'da kuruluş amacımız bir an önce hızlı bir şekilde tedariklerini karşılamak. Yani yapacağımız ürünleri eğer ilk yaptığımız zaman, sözleşmeyi yaptığımız zaman bir hafta içerisinde, çalışmaya devam ettiğimiz zaman da 5 gün, 4-5 gün içerisinde teslim ediyoruz ürünlerini, siparişlerini verebiliyoruz. Stik şeker, kolonyalı mendil, baskılı, baskılı poşet, baskılı kağıt, bunun gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyoruz, tedariklerini yapıyoruz biz. Ve makinalarınız da son teknoloji Necmi? Tabii makinalarımız hem son teknoloji hem Türk yapımı, Türk imalatı. Yani biz de bunları, bu makineleri seçerek daha hızlı nasıl üretim yapabiliriz, daha hızlı nasıl, daha güvenli nasıl imalat yapabiliriz diye bunları getirdik. Çalışıyoruz, sıkıntılarımız da yok. İstanbul'a yakın servisler geliyor. Yani bize bir imalattan dolayı makineler sıkıntı yapmıyor bize, çok şükür. Sektörünüzde en çok neye önem veriyorsunuz? Tabii ki kalite, bu kalitenizi de gördük ve bu ambalajları da zaten sizin yaptığınız ambalajların örnekleri. Evet. En çok kalite ve başka neye önem veriyorsunuz? Şimdi iki ayaklı olduğu için hem sağlık hem tarım olduğu için şekerde Tarım Bakanlığı'ndan izinimiz var. Tabii kullandığımız şekerden olsun, kağıttan olsun, diğer ham maddelerden olsun önce sağlık için. Yani buna önem veriyorum. Islak mendilde tabii çok önemli. Islak mendilde de aynı şekilde. Islak mendilde yapmış olduğumuz solüsyon kesinlikle suyu arıtıyoruz biz. Arıtılmış suyla kullanıyoruz kurumasın diye. Solüsyonu da en iyi kimya şirketlerinden alıyoruz. Kullanmış olduğumuz kağıtları da yine Sağlık Bakanlığı'ndan ve Tarım Bakanlığı'ndan izni olan yerlerden alıp kullanıp A kalite kullanıyoruz. Şimdiye kadar da bir sıkıntı görmedik. Ve sürekli de
işletmelerimizle iletişim halindeyiz. Eğer sıkıntı gördüğümüz zaman hemen hallediyoruz. Onun da garantisini veririz. Tabii biz sıkıntı yaşatmıyoruz müşterilerimize. Peki Necmi Bey, seyircilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Web sayfalarınız, sosyal medya hesaplarınız, bu telefon numarası ve adres dışında. Şimdi Gold Ambalaj Yalova'da marka. Evet. Hemen hemen Yalova'da bütün firmalar biliyor. Web sitemiz goldambalaj.net web sitemiz var. Mail adresimiz var info@goldambalaj.net. Buradan bize çok rahat ulaşabilirler. Instagram adresimiz var goldambalaj diye. Oradan ulaşabilirler çok rahat. Her türlü hizmete varız. Kendilerle iletişime geçeriz. Ataşehir'de bulunan Ataşehir Veteriner Kliniği hekimimiz Erdinç Bey ile birlikteyiz. Erdinç Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi bir tanıyalım. Erdinç Bey kimdir? Bu mesleğe nasıl başlamıştır? Bize biraz bahseder misiniz? Ben 97 yılından beri Ataşehir'de klinisyen hekim olarak çalışıyorum. Zaten severek başladığım, çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içe tarımla uğraşan bir aileden geldiğim için iç içe büyüdüğümden severek yaptığım bir meslek. Bu meslek yaparken bizim ülkemizde belli şeylerimiz var, zorluklarımız var. Bu zorlukları aşmak için özel çaba sarf etmemiz gerekiyor. Belli bir istikrarla mesleğimize önem vererek, teknolojik yeniliklere, tedavi alanındaki, dünyadaki uluslararası gelişmelere sürekli olarak ilgi göstermek, kendimizi eğitmek, uluslararası ve içerideki, Türkiye'deki yapılan seminerlere, eğitimlere katılmak. Yani veteriner hekimlik çok geniş bir meslek grubu, multidisipliner bir meslek grubu. Hekimlerdeki gibi branşlar çok net değil. Birçok şeyi bilmek ve ona yetmek zorunluluğunuz var. Tabii giderek gelişiyor. Giderek daha ölçüleri belirlenmiş dallara ayrılıyor. Erdinç Bey, bu klinikte minik dostlarımıza ne gibi hizmetlerde bulunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bu klinikte? Aslında Türkiye'de yapılabilen her şeyi yapıyoruz gibi bir genel cümleyle başlayayım. Genel sağlık taraması, koruyucu tedavi olarak aşılama, operasyon, laboratuvarda her türlü kan analizi. Zaten bayağı bir donanımlı bir klinik. Gördüğümüz kadarıyla da. Evet, kullandığımız cihazlar bir Amerika'daki, Avrupa'daki en ileri hastanelerin kullandığı donanım cihazları, onların tümü bizde de mevcut. Elimizden geldiğince doğru ve güvenilir testle daha iyi bir tedavi, hedefli bir tedavi yapmanın imkanlarına sahibiz. Thank you.
Beyaz İnci Çeyiz Çamaşır'dayız. Yanımızda Beyaz İnci Çeyiz Çamaşır'ın kurucusu Yavuz Bey var. Yavuz Bey merhabalar. Merhabalar, teşekkürler. Öncelikle şahsınıza çok teşekkür ediyoruz, bizleri ağırladınız. Bizler teşekkür ederiz. Yavuz Bey, tabii ki ürünlerinizden, yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama önce sizi tanımak istiyoruz. Hı-hı. Yavuz Bey kimdir? Kaç yıldan beri Beyaz İnci Çeyiz Çamaşırı vardır? Bize bunlardan bahseder misiniz? Yani yaklaşık 4 yıldır kadar bu sektördeyiz. Daha doğrusu yani şu anki mevcut konumdaki iş yerimiz var. Onun haricinde yaklaşık bir 6 yıl kadar da buranın haricinde bir tecrübemiz var. Yaklaşık 10 yıl kadar bir bu iş tecrübemiz vardır. Böyle. Peki ne gibi hizmetler veriyorsunuz buraya bu sene? Yani ne gibi hizmetler veriyoruz? Yani sektör olarak işimiz çeyiz ve çamaşır üzerine. Pijama da var. Onun haricinde ekseriyette şeydir bizim işimiz. Yani nihayetinde her evlenmek isteyen bütün çeyiz ihtiyaçları kişiler diyelim mutlak surete bize gelmek durumundadır. Tabii çeyiz olarak her türlü ihtiyacını bizden tedarik etme opsiyonu var. Deniz ürünleri de görüyorum. Tabii ki deniz, mayo, işte haşama, tesettürlü grup, Ümraniye bölgesinde ekseriyette çoktur. Bunun için de haliyle tercih ederler bizleri, sağ olsunlar. Merhaba sayın seyirciler. Bir başarı hikayesinde bugün de Üsküdar'da bulunan My Concept Flowers'da Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Mustafa Bey, öncelikle şahsınıza çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Mustafa Bey kimdir? Bu sektöre ne zamandan beri başlamıştır? Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Önce Afrin şehitlerimizi anarak başlayalım isterseniz. 15 yaşında İstanbul'a geldim, bu sektöre girdim. Aşağı yukarı 30 yıldır da bu sektörün içindeyim. My Concept yeni isim olarak değiştirdik. Eskiden ismimiz o abilerle ortak olduğumuz için ayrıldık. 3 yıldırlı My Concept markasını kullanıyoruz. Ve bu isim de çok güzel tuttu. Markanızda nelere önem verirsiniz daha çok Mustafa Bey? Yani önce kalitemize önem veririz, sunumumuza önem veririz, hizmetimize önem veririz. Size örneğin bir isteme çiçeği yaptıracağız diyelim ki. Size kaç gün önceden ulaşmamız gerekiyor? Bu önemli mi sizin için sipariş günleri? Tabii ki önemli. Yani ne kadar erken olursa, bir gün önceden erken verirse çok daha güzel hazırlanır, itinayla hazırlanır. Ama aynı gün içerisinde teslim ediyoruz ama tabii biraz daha o acil olduğu için çok itina gösteremiyoruz ama bir gün önceden olursa çok itinalı şekilde hazırlanır. Mustafa Bey, size nasıl ulaşabilir seyircilerimiz? İletişim yollarıyla, telefonlarla, WhatsApp'la ve Instagram'la ulaşabilirler. Instagram hesabınızı da verebilirsiniz bu arada. Verebiliriz. My Concept Flowers. Evet, bir başarı hikayesi izleyicilere. Bugün Üsküdar'da bulunan My Concept Flowers'da Mustafa Bey'e konuk olduk. Bu çok güzel, pozitif mekanda bizi ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada Çekmeköy'de bulunan Mires Gayrimenkul'deyiz. Yanımızda Mires kurucusu Emrullah Bey var.
Emirhan Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle şansınıza çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız. Rica ederim. Emirhan Bey kimdir? Bu mesleğe nasıl başlamıştır? Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Satış ve pazarlamayı sevdiğim için yeni bir iş kurmak istedik. Bir arayışa girdik. Gayrimenkul sektörünün bize en uygun olduğunu düşündük ve 2015 yılından beri abimle birlikte bu ofisi kurduk. Peki Emrullah Bey, neden Çekmeköy ve neden Karaman Doğaylı'yı? Yani neden Çekmeköy? İstanbul'un sıkıcı trafiğinden biraz uzaklaşmak için Çekmeköy ilçesi yeşil ormanıyla, doğal sularıyla ve son dönemlerde modern yerleşim alanlarıyla ve bir anlamda nefis atmosferiyle, bitki örtüsüyle ve doğal zenginlikleriyle güzel ve kaliteli bir yaşam merkezidir. Merhaba sayın seyirciler. Bir başarı hikayesinde bugün de Ümraniye'de bulunan gözlük kuyumculuktayız. Gözlük kuyumculuk işletme sahibi Ahmet Bey yanımızda. Merhabalar Ahmet Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle şansınıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri davet ettiniz. Evet. Yaptığınız işlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Ahmet Bey kimdir? Bu sektöre ne zamandan beri başlamıştır? Neler yapar Ahmet Bey? Ahmet Bey bu sektöre 1990'da başladı. Yani aslında farklı bir şeyi de var bunun. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu sektör üzerinde bir eğilimi vardır oğlum. Babam da bank emeklisidir kendisi. Çok istiyordu böyle bir iş yapmamızı. Zamanın şeyinde fazla sermayemiz de yoktu aslında ama böyle bir şey düşünüyordum. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla bir kuyumcu sektöründe iş yapan, çalışan başka bir arkadaşıyla tanıştık. Ve böyle bir iş yapmayı bize teklif etti. Turaları görüyorum Ahmet Bey. Düğün sezonlarında genelde gerdanlık setleri daha önce de başladı. Evet. Sanıyorum ki artık Osmanlı motifleri, turalar, evet. Bu tarz modeller daha çok revaçta gibi. Kesinlikle. Son 1-1,5 senedir bir eskiye dönüş söz konusu. Yani normal şartlarda önceden gerdanlık olarak tam gelin adaylarımız tercih ederlerdi. Şu an turaları, bu Osmanlı motifleri daha çok tercih ediyorlar. Yani geriye dönüş var. Kırmızı altın olaraktan. Önceden mesela daha yeşil altın veya beyaz altın tarzında istekler vardı ama başlamış bir kırmızıya, eskiye, klasiğe dönüş var. Bunun yanı sıra da tek taştan da beş taşa dönüş var. 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 O da şöyle bir şey. Önceden gerçekten tek taş olaraktan geçirildi ama şimdi beş taş olarak daha fazla tercih ediliyor. Herhalde orada alım gücünün rahatlamasıyla alakalı diye düşünüyorum yani. Çünkü tek taş ile beş taş arasında fiyat farkı var mı? İbrani'de bulunan gözlük kuyumculuğuna gelerek kişi özel tasarımlarıyla da değişik modellerini de ziyaret edebilirsiniz. Thank you.
Merhaba sayın seyirciler. Bugün de Ümraniye'de bulunan Pınar Organizasyonu'nda Pınar Hanım'a konuk olduk. Pınar Hanım merhabalar. Merhaba. Yaptığınız etkinliklerden, işlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Pınar Hanım kimdir? Bu mesleğe nasıl başlamıştır? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Pınar Derel Seven ben. 77 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Bu mesleğe hobi olarak başladım fotoğrafçılıkla. Daha sonra bu profesyonelliğe doğru böyle bir 6-8 senelik bir geçiş süresiyle devam etti. Son 2 yıldır da burada kendi firmamda çiftlerimize, gelinlerimize, damatlarımıza yardımcı oluyoruz, hizmetler veriyoruz. Merhaba Bir Başarı Hikayesi izleyicileri. Bugün Sancaktepe'de bulunan Ants Gym'deyiz. Yanımızda Ants Gym'in kurucusu Bahadır Bey var. Bahadır Bey merhabalar. Merhaba Emel Hanım. Öncelikle şansınıza teşekkür ediyoruz. Bizleri davet etsiniz buraya. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkürler. Bahadır Bey, Ants Gym'de neler yapıyorsunuz? Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Kurumumuz Sancaktepe bölgesinde bahsettiğiniz üzere 18-24 ay ve 24-36 ay ebeveynli grupla başlayıp üst yaş gruplarında, yaş grupları skalası içerisinde jimnastik, tekvando, kickbox ve şu an pilates derslerimiz var. 24-36 aynı şekilde ebeveynli oyun grubu. Üst yaş gruplarında yaş skalaları içerisinde jimnastik, tekvando, kickbox, pilates, zumba branşları var. Önümüzdeki dönem içerisinde fitness salonumuz da aktif hale gelecektir. Bunun yanı sıra doğum günü ve Survivor organizasyonlarımız mevcut. Tesisinizin içinde havuz da gördüm, yüzme havuzu. Bununla alakalı bizlere bir açıklama yapar mısınız? Evet, kurumumuz içerisinde branşlar eğitimi dışında, organizasyon eğitimleri dışında yaz ve kış tam gün ve yarım gün spor okulları mevcut. Havuzlar da bu şekilde kullanılıyor. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Bir Başarı Hikayesi izleyicileri, bugün Sancaktepe'de bulunan Ants Gym'de Bahadır Bey'e konuk olduk. Şimdi diğer firmamıza geçiyoruz.
Yanımızda Bijulant'ın kurucularından Ahmet Bey var. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim efendim. Ahmet Bey çok teşekkürler. Şahsınıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladınız. Ahmet Bey şöyle, tabii ki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz ama önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ahmet Bey kimdir? Nasıl başlamıştır? Kaç yıldan beri bu meslektesiniz? Çok uzun. Yani çocukluğumdan beri başladım. Aşağı yukarı 40 seneden fazladır bu işten meşgulüm. Çok severek, çok isteyerek yapıyorum. Hobi gibi devam ediyoruz. Aile şirketiyiz biz. Üç kardeşiz. Amcam kurmuş 50 küsür sene önce bu firmayı. Bizler de daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Böyle. Çok da güzel görünüyor. Evet, çok güzel, çok keyifli bir iş. Yaptığımız işi çok seviyoruz. Sevdiğimiz için de başarılıyız. Önemli olan da severek yapmak. Evet, zaten. Çok daha severek yapıyoruz. Zaten biliyoruz. Bu arada Ahmet Bey neler yapıyorsunuz burada? Burada takı yapıyoruz, takı üretimi yapıyoruz ve bunları inanın bütün dünyaya satıyoruz. Yani belki şey gelecek, şaka gibi gelecek, atıyorum gibi gelecek ama yani belgeleri de var. Çin'e bile mal sattık. Yani çok büyük miktarlar belki değil ama Çin, Hong Kong, Japonya, Brezilya, Güney Amerika yani dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyoruz. Ve bu konuda başarılıyız. Ödüllerimiz de var. Her sene ihracatçılar sektörümüzde hep dereceye giriyoruz. Takdirlerimiz var, işte başarı şeylerimiz var, belgelerimiz var. Sürekli yani yaptığımız bütün ürünler hep yurt dışına gidiyor, hep ihracat. Peki en çok hangi ülkeden daha çok rağbet alıyorsunuz? Latin ülkeleri, İspanya başta olmak üzere Güney Amerika. Özellikle Güney Amerika bizim yaptığımız ürünleri, böyle renkli ürünlere çok bayılıyorlar, çok seviyorlar. Ve biz butik tarzı yaptığımız için yani böyle Çin gibi değil, yani böyle binlerce, milyonlarca değil, daha butikvari yapıyoruz. Kişiye özel diyelim, yani firmalara özel, kendi tasarımlarını da yapıyoruz onların logolarını kullanarak. Tasarım bu şekilde devam ediyoruz. Ben burada bin bir çeşit farklı modeller görüyorum. Bu modellerin tasarımları da sizlere ait sanıyorum ki. Evet. Evet, bundan güzel, gurur duyuyorum. Çok güzel, çünkü farklı ve hepsi birbirinden gerçekten çok ayrı. Evet. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Bu gerçekten büyük bir yetenek. Vallahi evet, yetenek. Yani şükürler olsun diyelim. Yani bu da bir kabiliyet herhalde. Herkesin farklı farklı dallarda kabiliyetleri var. Benim kabiliyetim de bu olsa gerek diyeyim. Yani zevkle yaptığım için, belki çok severek yaptığım için belki böyle şeyler çıkıyor. Bu başka ne söyleyebilirim? Çok seviyorum ama yaptığım işi. En önemlisi de zaten severek yapmanız Ahmet evet. Bey. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yanımızda Bijulant'ın kurucusu Sami Bey var. Sami Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Çok hoş teşekkür geldiniz. Ediyoruz. Rica ederim. Öncelikle şahsınızı. Teşekkür hoş ederiz. Bulduk bu arada. Sami Bey, tabii ki yaptığınız işlerden bahsedeceğiz ama biz sizin bir başarı hikayenizi dinlemek istiyoruz. Neler, nasıl geldiniz bugünlere? Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Sami Bey kimdir? Nasıl başlamıştır evet. bu mesleğe? Evet, teşekkür ederim. Evet, kolay olmadı. Çok zor, çok çetin yollardan geçtik. Çok mücadele ettik. Bizim hikayemiz şöyle başladı diyebiliriz. Babam trikotaj yapıyordu. Mahmutpaşa'daydı. Ben kendimden bir şeyler katabileceğim, sanatsal yönümü ortaya çıkartabileceğim bir iş arıyordum. Bunun için de amcamın yaptığı işi seçtim, bijuteri işi. O bu konuda gerçekten söz sahibi ve çok güzel bir yeri olan bir firması vardı. Yani 3 yıldız bijuteri sanayi ve ticaret aşı. Ben onunla çalışmaya başladım ki hem hazır eşyası, hem hazır bijuteri satıyorduk hem de kendim yapıp tasarlayıp onları yapıyordum. Ufacık bir mağazayla başladım Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, yaklaşık belki şimdi balayı gibi gelecek ama değil ve hala o mağaza orada çünkü hazır vasiyette. 1,5 metrekarelik bir mağazaydı bu. Oranın Galatasaray'da, oranın işte tanınmış pasajlarından bir tanesinin giriş dükkanıydı. Biz orada başladık. Hem amcamdan alıp sattığım mallar hem de kendim yaptığım mallarla kısa zamanda ilgi gördük ve çok ünlü kişiler de artık gelip bizden takı almaya ve
bazı takılar yaptırmaya başladılar ve bunları işte sahnede kullandılar. Efendime söyleyeyim, billboardlarda görmeye başladık yaptığımız, tasarladığımız takıları. Sonra modacılar geldi. Canan Yaka'yla çalıştık. Diğer moda evleriyle çalıştık. Onlar bizden elbiseler için aksesuarlar ve müşteriler için özel takılar istediler. Ve bu şekilde ilerlettik. Defilelere tasarımlar yaptık. Sanatçılara yaptık, efendime söyleyeyim. Ve güzellik kraliçesi, yani güzellik kraliçesi yarışmalarında bazı taçları ve aksesuarları da çok yaptık. Güzel. Ve bu şekilde bu iş ilerledi. Sonra biz amcamızdan, yani iş o kadar ilerledi ki artık kendi kabımıza sığmadık. Amcam da biraz yorulduğu için, biz de bu konuda başarılı olduğumuz için bize teklif etti amcamız. Dedi ki biz bu firmayı istiyorsan ben sana vereyim, devredeyim. Ben başka bir işten devam edeyim. Bizim de zaten beklediğimiz ve istediğimiz buydu. Ve biz bu firmayı satın aldık. Yani 3 yıldız bijuteri sanayi ve ticareti satın aldık. Ve burada gerçekten çok mücadele verdik. Çünkü büyük bir borçtan almıştık bunu. Ve bir taraftan da geliştirmemiz gerekiyordu. Böylece büyük bir mücadele içine girdik ama çok şükür elhamdülillah bu işin içinden yüzümüzün akıyla çıktık. Ve çalışmalarımız tabii ki artarak devam etti. Yurt dışına açılmaya başladık. Oradaki fuarlara katıldık. Bu arada Türkiye'de bir değişiklik oldu. Şöyle liberasyona geçildi. Yani ithalat rejimi geldi. İthalat rejimi geldiği zaman bizim ürettiğimiz mallar Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan gelen mallara karşı ilk başta rekabet edemedi. Yani senelerin ustalığı ve malzeme zenginliği ve teknolojik olarak bizden daha ileri oldukları için ilk başta sekteye uğradık. Ve bunun üzerine dedik ki biz bu şeylerimizi, işimizi, malzemelerimizi satalım ve başka bir işe geçelim dedik. Fakat o aralarda komponente, yani takı malzemelerine, hem takı üzerine hem de konfeksiyon ve diğer emtiaların süslenmesinde, hatta mobilya sektörüne kadar bir şey başladı, bir akım başladı. Yani süsleme, aksesuar. Ve böylece onda çok ileri bir noktaya geldik. Yani mağazalarımızın sayısı gittikçe arttı, insanların taleplerini karşılayamayacak hale geldik. Ama bu arada tabii ki biz de bu işte büyük bir altyapımız olduğu için dünyanın her yerinden, Filipinler'den Himalayalara kadar, yani oradan İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan, Çin'den, Hindistan'dan ve Filipinler'e kadar dünyada takı üzerinde, takıda kullanılacak ne kadar mal varsa, ürün varsa bunları tespit ettik, bulduk, getirdik ve müşterilerimize sunduk. Ama bu ilk şeyi, yani ilk darbeyi, yani bijuterinin dışarıdan hazır gelen bijuterilere karşı bir şey yaşadık diyelim, yani bir rekabet yaşadık. Ama bunu çok kısa zamanda toparladık. Ve biz bütün şeylerimizi, yani üretim bandımızı değiştirdik. Yeni teknolojik aletleri, kaplama yeni prosesleri, ne varsa bu işte ilgili olarak bütün şeyleri kullandık, imkanları kullandık. Kısa zamanda kendimizi toparladık ve hem bijuteride hem komponentte devam ettik. Ve çalışmalarımız, modellerimiz, çünkü biz bu işi duayeni olduğumuz için, aileden gelen bir meslek ve sanat olduğu için, kendimizin de tabii özel yetenekleri olduğu için burada gerçekten başarılı olduk üretimde. Ve yurt dışına açılmaya başladık. Yani yurt içindeki mağazalarımızda toptan ve perakende olarak sattığımız gibi yurt dışında da şansımızı denemeye başladık. Yani daha önce yapıyorduk. Fakat ufak çaptaydı. Bu sefer daha global bir şekilde ürünlerimizi daha gidilmemiş, görülmemiş yerlerde, Amerika'ya kadar, Arjantin'e kadar, Japonya'ya kadar ulaştırdık. Rusya'ya kadar ulaştırdık. Ve büyük bir şeyle karşılaştık, ilgiyle karşılaştık. Şu anda hem bijuteri konusunda,
hem de komponentte devam ediyoruz. Fakat tabii ki bununla da sınırlı kalmadık. Evet, gördüğümüz kadarıyla. Ve bu sektöre de girdik. Yani hediyelik eşya sektöründe. Yani ben şu kapıdan girdiğimde gerçekten hangi birine bakacağımı şaşırdım. Teşekkür ediyoruz. Bir çeşit ürünümüz var. Sağ olun. Aynen bijuteriz olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim dediğimiz gibi yani sanatsal yönümüzün bir tatmini olduğu gibi. Yani neticede bu işlerde görsele hitap ettiğinden, yani insanların boyunlarını, kulaklarını küpe olarak, parmaklarını yüzük olarak süslerken bir de evlerini süsleyelim dedik. Ve Vigilant Home konsepti de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Ama bu konuda da herhalde bizi başarılı buluyorlar müşterilerimiz. Sigorta'da Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey Akmaz Sigorta'nın işletmecisi oluyor kendisi. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Şahsınıza çok teşekkür ediyoruz bizleri davet ettiniz. Mehmet Bey, tabii ki yaptığınız hizmetlerden, yeniliklerden bahsedeceğiz ama öncelikle bize siz kendinizden bahseder misiniz? Mehmet Bey kimdir, bu sektöre ne zamandan beri başlamıştır, neden başlamıştır? Tabii ki, hemen bahsedeyim. 1997 yılında bu sektöre başladım. 2007 yılında acent oldum. Bireysel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası olarak geçiyor. Özel anlaşmalı hastanelerde kullanabilirsiniz. Yani yatarak veya ayakta tedavi olarak bireysel sağlık sigortalarımız mevcut. Düşük primlerle satın aldığınız takdirde hiçbir şekilde cebinizden ücret çıkmadan özel hastanelere gidip muayene veya işte tetkikler, ameliyat tarzı bu tür işlemler operasyon tabii geçerli. Tamamlayıcı sağlık sigortası da SSK-SGK diyelim. SGK'nın aradaki farklarını ödemeksizin çok yapılan bir sağlık sigortası diyelim. Ataşehir'de bulunan Pilates & More'un kurucusu Ebru Ceylan'la birlikteyiz. Merhaba Ebru Hanım. Merhaba.
Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ebru Hanım kimdir? 2009'dan beri Pilates'le uğraşıyorum. Çeşitli yerlerde çalıştım. 2 yıldır Pilates Mor'un kurucusuyum. Ebru Hanım, Pilates'i kimler yapmalı? Pilates'i yaşlısından gencine herkes yapabilir. Pilates herkese uygun bir egzersizdir. Öncelikle sağlık için yapılmalı. Sonra fit olmaya yönelik yapılmalı. Biz doktor önerisiyle çalışıyoruz. Mat pilatesinde kendi vücut ağırlığımızda yaptığımız için hareketler %100 doğru olmuyor. Ama aletli pilateste makine yardımcı olduğu için hareketi %100 doğru yapmamızı sağlıyor. Bu da sakatlanma riskini azaltıyor. Peki Ebru Hanım, pilatesi sadece bayanlar mı yapıyor? Yani bayanlara yönelik mi? Kuşkusuz ki hep bayanlarda görüyoruz biz bunu. Erkekler de yapabiliyor mu? Pilates herkese uygun bir egzersizdir. En başında da söylemiştim. Bunu çocuklar da yapabilir, bayanlar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Burada bir sınırlama yok. Ama günümüzde erkekler pilatesin sadece bayanlara yönelik olduğunu düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Pilates & More'da Ebru Hanım'la birlikteydik. Şimdi diğer firmamıza geçiyoruz. Beyzadeoğulları Gayrimenkul İnşaat'ta Aytaç Bey ile birlikteyiz. Aytaç Bey, Beyzadeoğulları'nın kurucusu kendisi. Merhaba Aytaç Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Aytaç Bey, tabii ki hizmetlerinizden bahsedeceğiz ama önce bir sizi tanımak istiyoruz. Aytaç Bey kimdir, bu sektör nasıl başlamıştır? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii, ben 1985 İstanbul doğumluyum. Bu sektöre 2008 yılında başladım. Yaklaşık 10 yıldan beri de bu sektörde hizmet vermekteyim. Peki ne tarz bir hizmetler veriyorsunuz burada? Bizim hizmetimiz şu anda gayrimenkul ve arsa üstüne. İleriki dönemlerde 2019'un başından sonra da kısmet olursa inşaat işine başlayacağız. Hedefinizde inşaat işi de var. Evet, kısmet olursa inşaata başlayıp daha ağırlıklı gayrimenkul olarak ama. Gayrimenkul olarak. Evet. Adapazarı Sakarya'da bulunan Arslan Turizm'deyiz. Yanınızda Arslan Turizm'in kurucusu Muzaffer Bey var. Muzaffer Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Evet. Muzaffer Bey kimdir? Bu sektöre nasıl başlamıştır? Muzaffer Bey kimdir? Güzel bir soru. Bizim babadan gelen mesleğimiz. Babamız bu mesleğe 1960 senesinde başladı. Biz dört kardeşiz. Dört kardeş olarak da biz devam ediyoruz. Bir aile şirketi. Aynen öyle. Bir aile şirketi. Sakarya'da da personel ve öğrenci taşımacılığı yapmaktayız. Aşağı yukarı 2000 kişiye yakın öğrenci taşıyoruz özel okullarda. Sadece öğrenci ve personel üzerine mi? Öğrenci. Bir organizasyon olabilir. Organizasyon işi de yapıyoruz. Hı hı. Ama genellikle personel ve öğrenci taşımacılığı yapıyoruz. Peki sadece Sakarya içinde mi? Sıkıntı? Evet, Sakarya içinde yapıyoruz. Ve ilçelerinden Sakarya merkezinde taşımacılık yapıyoruz. Yani Sakarya dışından sizlerden bir talep olsa? Sakarya dışından... Tabii ki gücümüz yettiği sürece talepleri karşılıyoruz. Peki Arslan Turizm'de en çok neye önem veriyorsunuz? Bizde disiplin. Babamızdan gelen disiplin. Personellerimize de bu konuda talimatlar veriyoruz. Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz? Bizim kendi personelimiz 25. Kiralık araçlarımız da var, çalışan sayımız da 100 civarı. Oldukça geniş. Evet. Muzaffer Bey, örneğin ben bir işletme sahibiyim ve sizinle çalışmak istiyorum. Sizinle nasıl irtibata geçebilirim? Neler yapmam gerekiyor? Kaç gün önceden sizinle irtibata geçmem gerekiyor? Ya irtibata... Veya koşulları nelerdir, neler yapmam gerekiyor? Sizin için bir sınırlama var mı? Yani örneğin bir personel sayısı olsun... Öğrenci sayısı olsun. Hiçbir sınırlama yok. Bize gelen teklifleri eğer makul şekilde
anlaşırsak bizim taşımada sıkıntımız yok, hizmette sıkıntımız yok. Her türlü talebi karşılayabiliyoruz yani. Mobiltek'te İsmail Bey'in yanındayız. İsmail Bey, Mobiltek'in kurucusu kendisi. Evet. Merhabalar İsmail Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle şansınıza çok teşekkür ediyoruz, bizleri ağırlıyorsunuz. Ne demek, her zaman. İsmail Bey, tabii ki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. İsmail Bey kimdir? Mobiltek ne zamandan beri vardır? İsmail Bey, buranın yerlisidir. Yaklaşık 13 yıldır. Bölgede hizmet veriyoruz, durmadan, usanmadan. Aynı zamanda sektörün içerisinde burada duayen bir firma olmaya aday olarak her zaman devam ediyoruz. Peki İsmail Bey, neler yapıyorsunuz burada? Buradaki hizmetlerimiz hem toptan hem perakende satış üzerine kurulmuştur. Toptan satışta işte tedarikçilik anlamında işlemler yapıyoruz. Perakende'de de bireysel müşterilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizin arasında GSM sektörüyle alakalı tamir, tadilat, ondan sonra mümkün mertebe cihazların temini vesairesi, bunlarla ilgileniyoruz. Merhaba Bir Başarı Hikayesi izleyicileri. Bugün İstanbul'da bulunan Eylül Karrental'dayız. Yanımızda işletmecilerinden Ergin Bey var. Ergin Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İlçemize ve işletmemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ergin Bey, tabii ki yaptığınız hizmetlerden, yeniliklerden, her şeyden bahsedeceğiz. Ama önce sizi bir tanımak istiyoruz. Ergin Bey kimdir, bu mesleğe ne zamandan beri başlamıştır? Ergin Küçük, İstanbul'da ve Sultanbeyli'ye ikamet etmekteyiz. 2015'ten beri Car Rental olarak, Eylül Car Rental olarak ilçemize hizmet etmekteyiz. Genel hizmet alanımız bizim. İstanbul'da ağırlıklı olarak turistlere, dışarıdaki gurbetçilerimize hizmet vermekteyiz. Telefonla ulaşabiliyorlar kendileri bizlere ve içeride de kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Şimdi hizmet derken, kaliteli hizmet derken Ergin, evet, Bey, neler yapıyorsunuz? Araçlarımız bizim dizel ekonomik, VIP ve benzinli olmak üzere çeşitli sınıflarda ve çeşitli ihtiyaçlarda müşterinin ihtiyacı ve talebine göre hizmet sunabiliyoruz. Kendileri ne gibi talepler geliyor size mesela? Ağırlıklı olarak gurbetçi aileler tabii ki Türkiye'ye geldikleri zaman dinlenmek isterler. Bu minvalde de VIP araç talepleri söz konusu olduğunda hızlı çözüm sunarak kendilerine bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bireysel olarak da işletmeler, küçük işletmeler tarafımıza ulaşıyorlar. Ekonomik çözümler sunuyoruz tabii ki, biliyorsunuz. Her bir şey uygun da var değil mi? Ekonomi devri. Ve bu anlamda da biz dizel araçlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz.
hafta Bir Başarı Hikayesi programımızda Ümraniye'de bulunan, kendi sektöründe marka olmuş Mavi Motors'un kurucusu Ercan Bey'le birlikteyiz. Ercan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ercan Bey kimdir? Ercan Bey bu sektöre nasıl başlamıştır? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki yaptıklarınızdan da, işlerinizden de, hizmetlerinizden bahsedeceğiz ama önce biz sizi tanıyalım isterseniz. Tabii ki. 1979 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 20 senedir bu sektörün içinde çalıştım. Çeşitli firmalarda muhasebe satış sonrası olarak görev yaptım. Çalıştığım dönemlerde edindiğim bilgileri kendime bir hedef belirledim. Belli bir dönem geçirdikten sonra kendi işimi yapmak istedim. Bununla ilgili bilgileri detayına getirip tecrübelerimle birlikte kendi iş yerimi kurdum. Kendi iş yerimi kurduktan sonra tekrar bir hedef belirledim. Çünkü piyasaya girmek aslında piyasaya girdikten sonra var olmak daha önemli. Kesinlikle. Yani var olmak için de mücadele ediyoruz. Alım satımlarda müşteriler daha çok dürüstlüğü tercih ediyorlar. Yani alacakları araçlardan ziyade aldıkları firmalar ve kişiler daha önemli. Yani daha seçici davranıyorlar. Bunun için karşınızdaki müşteriye özgüveni verdikten sonra zaten gerisi geliyor. Yani müşteri sizden araç alınca kendi istediği araç olmasa bile elimizde o güveni verdikten sonra bize tekrar... Yani hatta gönül işi olarak bile sizinle çalışmaya devam ediyor. Aynen öyle. Edirne merkezde bulunan Rüya Emlak'tayız. Yanımızda Rüya Emlak'ın kurucusu Özkan Bey var ve yanında en büyük destekçisi eşi var Nevin Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz Emel Hanım. Öncelikle TV8'i ekibi bir başarı hikayesi ekibi olarak buraya gelip bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Tabii ki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz Özkan Bey ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Özkan Bey kimdir, bu sektöre nasıl başlamıştır? Adım Özkan Tufan, 76 doğumluyum. Almanya'da doğdum. Orada sigorta aracılık hizmetlerine benzer bazı faaliyetlerde bulundum. Evet. 2010 yılında Türkiye'ye döndüm. Şu an burada gayrimenkul sektörüne girdik eşimle birlikte. Çünkü bu çok bayağı bir talep isteyen bir sektör, burada fark ettik ki. Edirne hızla büyüyor ve taşınmaz ihtiyacı sürekli artıyor. Biz de bu taşınmaz ihtiyacını karşılamasında bir nebze payımız olsun diye biz de bu sektöre girdik. Peki sadece Edirne ile mi sınırlısınız? Aslında yoğun olarak, yani uzmanlık alanımız Edirne, öyle söyleyebilirim. Edirne'nin il ve ilçelerinde de, yani ilçe ve köylerinde de daha doğrusu, arsa, tarım arazisi, bağ ve bahçe, cevizlik gibi şeyleri de, mülkleri de satışını, pazarlamasını, aynen onlarla da ilgileniyoruz. Ama ağırlıkla dediğim gibi kiralık, evini değiştirmek isteyen, ev arayışında olan müşterilerimize bir araya getirip buluşturup bu sektörde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki en çok hangi alanda daha yüksektesiniz alan olarak? Hani arazi olabilir, ev olabilir? Aslında şu an karma diyebilirim. Yani belki ileriye doğru daha çok bir alana odaklanıp, fixlenip orada uzmanlaşabiliriz. Evet. Ama şu an talep her alandan geliyor diyebilirim. Yani tarım arazisi de var. Arsa da var. Arsa içinde, arayışı içinde olan birlikte çalıştığımız müteahhit arkadaşlarımız var. Ev arayışları zaten sürekli devam ediyor. Evet. Çünkü gayrimenkul sektörü öyle bir sektör ki hiç bitmiyor, tükenmiyor. Yani başka bir şey gibi satın alındığında bitmiyor. Yani bugün bir müşteri bir evi alıyor, bir yıl sonra satıp daha başka bir eve geçmeyi düşünüyor. Sürekli bize ihtiyaçları oluyor yani. Ya da evi olan yatırımlık ekstra bir ev alabiliyor.
Ve biz de burada şunu ben belirtmek istiyorum. Çok fazla emlakçı var. Emlakçı halk tabiriyle. Biz aslında emlak danışmanıyız. Evet. Ve bu işi bir uzmanına mutlaka danışmak gerekiyor bence. Ama bunu yaparken insanların bu kişi uzmanlarını doğru seçmesi gerekiyor. Çünkü herkes emlakçıyım deyip çok fazla ortada dolaşan insanlar var. Ve bunlar da bizim sektörümüzün adını yani kötülüyorlar diyebilirim. Saygınlığını biraz düşürüyorlar. Maalesef evet. Her branşta olduğu gibi bu branşta da yani sadece beyana emlakçı olup yani hiçbir eğitimini almamış, hiçbir sertifikası yok, hiçbir vergi dairesinde bir yeri kayıtlı olmayıp bu da tabii mal sahiplerinde yani insanlarda yanlış bir algı yaratıyor. Yani her şeyde olduğu gibi güven çok önemli. Sizin işinizde de yani, güven çok önemli. Zaten bizim sloganımız da güven veren çözümler. Sektörünün öncü firmalarına konuk olduk ve başarı hikayelerini dinledik. Bu hafta da bizlere ayrılan Süner'in maalesef sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Görüşmek üzere, hoşça kalın.